bir tatlı. Yufkadan, evde yaptığımız yufkalardan oluşan tatlı. İçine ceviz ve şeker karışımı koyuyoruz. Nasıl yufkayı? Ya normalde. Normal yufka, un, su. Çok az miktarda bir tuz. Bu şekilde yoğrulur. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur meydana gelir. Bunlardan işte beze haline getirdikten sonra yufkaları açarız. Çok kalın olmamak şartıyla. Çok da pişirmeyiz bu yufkaları. Daha sonra şu şekilde keseriz. Kare kare mi, nasıl? Yok. Şerit halinde. Şerit halinde. Kestiğimiz yufkalarımızın şeker karışımıyla cevizi suyla karıştırıp şey yaptıktan sonra, şekerini erittikten sonra bu şekilde koyup sardıktan sonra demuska şeklinde sarayım. Hamaylı bağ şeklinde işte. Hamaylı bağ? Evet. Asıl böyle oluyor. Hamaylı bağının sözcük anlamı da eskiden muskalara bizim bu yörede hamaylı denirmiş. Evet. Muska. Muska iki şekilde olurmuş. Bir küçük muska, bir de büyük muska şeklinde. Hocaların yazdığı. O büyüklerine hamaylı derlermiş. Bu da o şekle benzediği için hamaylı bağ olarak geçiyor. Bunu daha sonra yumurta, nişasta ve un karışımı bulamaç haline getiriyoruz. Bu sardığımız işte sigara böreğini, hamaylı bağını o bulamaca batırıp kızgın yağın içine atıyoruz. Kızgın yağda kızartıp öyle bir tatlı oldu oluyor. Sigara tatlısının son hali bu. Kızartılmış hali. Bu da hamaylı bağ dediğimiz tatlımız. Bu da son hali. Kızarttıktan sonra. Kızardıktan sonra. Kızardıktan sonraki hali. Bunun içindeki, bunun içindeki muska deriz biz buna. Muskanın içindeki malzemeyi yeni doğan bir çocuk ağlamaması için yazmanın kenarına veya beyaz dülbete koyarak annesi iş yapması için çocuk ağzında devamlı emer bunu. O beyaz şeyin içinde. Ağlamaz yani. Anladım. Annesi de o arada işini görür. Peki ağlamıyor mu gerçekten? Ağlamaz. Şekerli cevizi ağzına geldikçe. Şimdiki yabancı memenin vazifesini yapıyordu. Öyle mi? Tabii, evet. Şimdi artık yapılmıyor mu? Şimdi yapılıyor. Şimdi memeler çıktı ya, normal. Eline mesela sağlık. Afiyet olsun.